Ne yaptınız siz dostlar? Ne yaptınız? Gereksiz gereksiz videolar izlemek yerine muhteşem enerji dolu Deniz Badi'nin videosunu mu açtınız siz? Öyle mi yaptınız siz? Teşekkürler dostlarım. Bugün size ben Instagram'dan soru anketi açmıştım. Oranın cevaplarını yapmayı unuttum, böyle haftalar falan oldu. Ya kafa o kadar dolu ki. İnanın bana, kafa o kadar dolu ki. Buradaki çocuklar bana şey diyor. Ya sen niye bu kadar vakit harcıyorsun sosyal medyaya? Hani zaten Amerika'da uğraşsan o parayı bir günde kazanacaksın diyor. Bütün ayın sosyal medya parasını. Ama ve lakin dostlarım, ben bu işin aşığıyım. Ben video üretme işinin aşığıyım. Video üretmenin yanında bir de insanlarla iletişim olayı var bunun. Hani sadece video kaza yapacaktık az kalsın. Sadece video üretmek değil, bir de yanında sizler de varsınız. Bak, iki taraflı seviyorum olayı. Hem sizlerle iletişimi seviyorum, hem video yapmayı seviyorum. Yani bu işin aşığıyım arkadaş. Türkiye'de yaşasam, yalan yok yani, Türkiye'de yaşasam bu işe anasının gözü gibi yönelirim. Başka hiçbir şeyle uğraşmam. Tamamen sosyal medya üzerinden bir krallık kurmak ve yani markalaşmak üzerine yönelirim. Yalan yok. Tamamen bu işe odaklanırım. Yandan tabii ki projelerim olur, uğraştığım, kendimi geliştirmek için. Ama kesinlikle sosyal medyaya yönelirdim. Üniversite falan filan, Türkiye'de şu an bilmiyorum yani, üniversite mezunu oluyorsun. Aşık olmadığın sürece bölümüne, hani aşıksan tabii ki oradan yürü. Hani aşık olduğun şeyi yap bu hayatta da. Ya sırf statü için mühendislik okuyorsan Türkiye'de kardeşim. Çünkü 3000, 4000, 5000 TL maaş alıyorsun. Yani bilmiyorum. Açık açık konuşayım size, YouTube ortalama bir izlendiğiniz sürece, yani fazla izlenmenize gerek yok, 3000, 4000 lirayı size zaten veriyor yani. O yüzden Türkiye'de olsaydım kesinlikle şey yapardım. Sosyal medya yönelirdim. Burada bilmiyorum neler yapacağız, ne yapacağız. Hayatımız neler bekliyor. Sonuçta ben de 21 yaşındayım yani. Beni de 37 yaşındaki adamlar gibi düşünmeyin. Neyse dostlar, sorularınızı cevaplayacağım. Muhabbet nerelere geldi ya? Tabii ki her zaman olduğu gibi kahve alacağız. Kahve aldıktan sonra sorularınızı cevaplayacağız. Dostlar, mekanımıza geldik. Burayı ben seviyorum. Bazı bu arka planı sevmeyenler olmuş, gözümüzü çok alıyor falan diye. Ama bence güzel dostlar ya, demeyin yani. Maskemizi çıkaralım. Kimse yok. Lütfen linç atmayın. Soru cevap zamanı. Aslında bazı soruların cevabını kemik tayfa biliyor. Yayınlarda falan vermiştim. Ama tabii ki büyük bir kitleyiz artık. Teşekkürler ediyorum bunun için. Bilmeyenler var. Yeni katılanlarımız var. Dostlar, ilk soru. Deniz Badi adı nereden geliyor? Ne alaka? Hani adın, tamam, adın Deniz. Onu anladık. Soyadın body mi? Soyadın vücut mu falan diyorlar. Değil tabii ki. Deniz body şöyle dostlarım. Ben fitnessla kafayı bozmuş bir gençtim yıllar önce. Bunun ne kadar yanlış olduğunu sonradan fark ettim. Hayatta çok daha önemli duygular, hisler, heyecanlar, tutkular, hisler var. Şeyler var, deneyimler var. Hayat fitnessten ibaret değil. Bunu şimdi anladım da. Kafayı bozmuştum hani, fizik falan da çok ateş ediyordu o zamanlar. Şuraya değişimimi koyayım hatta. Şok olacaksınız yani. Obezlikten nereye getirmişti fiziğimi. O yüzden ben dedim ki ben bu kadar deneyime sahibim. Hayvan gibi araştırıyorum hayatımı, buna hayat, bütün gün bunu konuşuyorum arkadaşlarımla, fitness arkadaşlarım, dışarıda kahve içiyoruz, fitness konuşuyoruz falan, manyaklık dedim. Ama ben bu kadar şey biliyorsam bunu neden insanlarla paylaşmayayım dedim, bir fitness sayfası açayım dedim. Adı ne olsun, ne olsun, ne olsun? Deniz Body. Yok, hiç kimse kullanmamış daha önce. Yani ilk ben, dünyada benim ilk. Ya yok böyle mesela George Body de yok, şey de yok mesela, Ali Body yok, ilk benim. Dedim tamam, özgün bir isim koydum. Instagram'a işte idmanlardan videolar falan atmaya başladım. Böyle 50 tane falan takipçim var, arkadaş falan takip ediyor benim. Sonra dedim ki abi aslında ben bu işi seviyorum. Buradan bir markalaşma yakalayabilir miyim? Sonra gittim, bu işin yolu ne olabilir? Bilgilerini paylaşmak. Başladım bilgi postları hazırlamaya. Onlardan da birkaç örnek vereyim. Yani sabahları erken kalkıp bunları falan hazırlardım bir zamanlar. Çünkü bunları ben paylaştıkça o zamanlar bu işi yapan yoktu. İlgi çok büyüktü. Yani ilgi büyüktü dediğim, böyle günde 100 takipçi falan alınca şey oluyordum. Ulan harbiden 100 kişi beni takip ediyor günde. Demek ki bir şeyleri doğru yapıyorum diyordum. Devam ediyordum. Öyle bir sayfa yaratmıştım kendime. Fitness Instagram sayfası. Kendimi paylaşıyordum, günlük hayatımı paylaşıyordum falan filan. O sayfayı ben üniversite 1'de açtım. Üniversite 3'ün başına kadar kullandım ama hatalarım vardı. Aralarda bıraktım, canım istemedi bıraktım falan filan. Bırakmamanız, devam etmeniz lazım aslında. Yani hatta ben sosyal medyanın markalaşıp para kazanılabilecek bir yer olduğunu, bir iş olduğunu o hesap sayesinde anladım. Çünkü artık o işi yapmadığım için bu gerçeklere dökülebilirim size. Bakın, benim antrenörlük belgem falan yoktu. Ben inşaat mühendisliği okuyordum o zamanlar. Antrenörlük belgesi için kursa falan başvurmuştum. Olmamıştı. İşte çok az kontenjan var. Torpil falan döndürüyorlar. Ülke de her yerde olduğu gibi orada da torpil dönüyor. Neyse, olmamıştı. O yüzden ben antrenörlük belgesi
olan arkadaşlarımla ortaklık yapıyordum. Çünkü ilgi benim üstümde. İnsanlar gerçekten bana para vermek istiyor. İşte gerek e-book'lara para vermek istiyorlar. Gerek WhatsApp gruplarına para vermek istiyorlar. Hani kilo vermek için WhatsApp grubu açıyordum. Diyelim haftalık 50 TL ücreti. 20 kişi alıyordum. Herkes yediğini içtiğini atmak zorunda gruba. İşte falan filan diye WhatsApp gruplarından haftalık 1000 TL falan kazanıyordum. Üniversite 1'deydim yani. Ama antrenörlük belgem olmadığı için bu yasal bir şey değildi. Antrenörlük belgesi olan arkadaşımla ortaklık yapıyordum. Ona biraz komisyon veriyordum. Sanki grup olunmuş gibi gösterip müşteriyi ben buluyordum. Gibi bir durum vardı. Dostlarım, girişimcilik buralarda varsa çözüm bol, yol bol, iş bol. Yeter ki isteyin. Üniversite 1'de arkadaşlarım ailelerinden para isterken, para yetiştiremezken, kirayı düşünürken ben haftalık minimum 1000 TL kazanmaya başlamıştım. Bir Instagram sayfasıyla, ufak bir Instagram sayfasıyla. Sonra dedim ki bu iş nasıl bir şey? Araştırmalara başladım. Gary V diye bir adam gördüm. Hayatımı değiştiren adam. Şu an Amerika'daysam, şu an bir şeyler başarıyorsam, şu an Deniz Body'yi bu ekran karşısında görüyorsan, TikTok açtıysam, her şeyin sorumlusu olan Gary V ile tanıştım. Instagram'da bir postunu gördüm. Yıllar önce paylaştığı YouTube videolarını izledim. Podcastlerini dinlemeye başladım. Dinledim. Her gün videolarını izledim. Okudum. Gary V'nin kitaplarını okudum. Artık sosyal medyanın nasıl bir şey olduğunu, nasıl markalaşma açısından kullanılabileceğini. Bakın, Enes Batur nasıl olunur bilmiyorum. Danla Biliş nasıl olunur bilmiyorum. Berkcan Güven nasıl olunur. Bunlar bende yok. Bunları Türklere sorun. İnfluencerlara sorun. Ben nasıl markalaşılacağını ve nasıl bunun bir iş modeli olduğunu Gary V sayesinde anlamıştım. Content, content, content. İçerik, içerik, içerik. Bildiklerini bedava ver, ver, ver. Ver, ver, ver. Artık Gary V benim hayatımın bir parçası olmuş. Neyse, Deniz Body ismi böyle geliyor. Neyse, muhabbet devam ediyorken şunu da anlatayım. Buraları da anlatayım. Sonra ben üniversite 2'nin yazında Amerika'ya geldim. 1'in yazında gelecektim hatta. Derslerim kötü olduğu için Work & Travel şirketleri beni almadı. Sonrasında dedim ki dersler benim için önemli değil ama Amerika benim için önemli. Ne demek bu? Ders çalışmak zorundasın. Üniversite 1'de ders çalıştım. Ortalamamı yükselttim. Bir dönemde ortalamam 0.4 iken ikinci dönem ortalamam 3'tü. 4 üzerinden bu arada. Sonra ikinci sınıfta Amerika'ya geldim. Sonra Amerika'dan döndüm. İlk Work & Travel'ımdı. Üçüncü sınıfın başlarında falan, Ocak aylarında Gary V'nin podcastlerine sürekli diyordu ki TikTok diye bir platform var. Burayı insanlar mal gibi kullanıyor, salak gibi kullanıyor, çocuklar kullanıyor ama organik etkileşim çok yüksek dedi Gary V. Organik etkileşim nedir? Platformdaki içerik tüketmek isteyen insan sayısı içerik sayısından çok fazlaysa, yani kaydırmak istiyor insanlar videoları ama platformda video yok. Olsa da doğru dürüst video yok. Sonrasında ben 11-10 Ocak'ta falan TikTok'u indirdim. Gary V böyle dediği için. Ben de ön yargıydım. Millet kafa falan kırıyor diyordum. Ama Gary V bir şey diyorsa vardır be bildi dedim, indirdim. Sonra ben platformu indirirken ama içerik tüketmek için değil, üretmek için platforma girdiğime emindim. Çünkü tüketmek değil, üretmek istiyordum. İndirdim. Amerikalılara baktım. Hayvan gibi güzel içerikler var. Yani Türkler yanlış kullanıyor. Amerikalılar kendime örnek aldım. Bütün arkadaşlarım bende dalga geçerken TikTok ney? Yok şu kafamı kıracağım bilmem ne, gerçekten dalga geçerken, umursamazken anlatıyordum. Bakın siz de başlayın. Benim gibi hedefleriniz olmayabilir. Yani hedefin senin memur olmaktır. Düz şey olmaktır. Mesela diyelim mesleği şey arkadaşım, hemşirelik. Hemşire olmaktır. Hemşirelik üzerine video çek. O zaman, yani şu an olmaz böyle bir şey de. O zaman çekse hemşirelik üzerine. Dese ki mesela hemşireliği nasıl kazandım? Hemşire olurken hayatımda ne değişti falan. Aşırı basit ve yani çok kolay videolar çekse bile hayvan gibi izleniyordu o zamanlar. 100.000, 500.000, 1 milyon, 3 milyon. Çünkü platformda video yok. Ben videoyu atıyordum 1 saatte 2 milyon falan izleniyordu. Çünkü tüketmek istiyor millet. İçerik yok platformda. Video çeken sayısı çok az. İşte Deliz falan vardı o zamanlar. Şimdi herkes TikToker olmak istiyor. Neyse, konu dağıldı. Hemşirelikten video çekse şu anda 1 milyona yakın takipçisi olurdu. Çünkü o zamanlar organik etkileşim çok yüksekti. Mesela Facebook'un 2011 zamanları falan da böyleydi. Sayfalar olmuştu böyle milyon kişilik falan. Mehmet Uygar Aksu falan vardı. Omegle videoları çekiyordu. Bilenler bilir. O zamanlarda Facebook çok iyiydi mesela. Ne çekersen çek, ne paylaşırsan paylaş, hayvan gibi etkileşim alıyordu. O yüzden dostlarım dinlemediler beni, dalga geçtiler. Sonra benim Ocak 12'den bu yana sosyal medya hayatım çok değişti Gary V'nin bu tavsiyesi sayesinde. Gördüğünüz Deniz Body oluştu TikTok'la bilmem neyle ama isim dediğim gibi geçmiş olan Instagram'dan geliyor. Bir de o Instagram mevzusunda şöyle bir şey var. Ben o sıralar sanki bu sosyal medya ajans muhabbetleri bu kadar yaygın değildi. Şimdi aşırı yaygınlaştı Türkiye'de de. O zamanlar yine ben böyle içerik üretmeye, ufak çaplı Photoshop'lara meraklıydım. Amerikalı bir girişimci demişti ki bakın ufak çaplı
hesaplı markalar bulun, mağazalar bulun, mahallenizde bilmem ne de. Bunlara sosyal medya yönetimini yapmayı teklif edin, ufak meblağlar para isteyin demişti. Ve onlara müşteri garantisi verin demişti. Ben de bunu kulağa dikkate alarak mı, kulağa alarak mı, Türkçem özür dilerim biraz bozuldu. Şey işine girmiştim. İşine girmek değil de biraz bir dönem uğraşmıştım diyelim. 3-5 tane müşterim olmuştu. Gidiyorsun ufak bir marka buluyorsun. Mesela bunu annemin çalıştığı şirketten başlamıştım ben. Gidiyorsun diyorsun ki merhabalar, sizin Instagram'ınız çok kötü. Ben sizlerin Instagram'ını düzeltirim. Video çekimlerinizi, fotoğraflarınızı halledeceğim. Instagram yönetiminizi bana verin. Instagram reklam bütçenizi bana ayırın. Ben reklamınızı yapayım diyordum. Mesela aylık 500 ile 1000 TL arası para teklif ediyordum. Kabul ediyorlardı. Yani çok yüksek bir para değil ama benim o zamanlar gelirlerim böyle oluşmuştu. Yani üniversite 1'de cebime 3 ile 5000 TL arası para girdiği aylar oluyordu. Bu benim için çok büyük bir başarıydı. Bilmiyorum, başkaları için başarı olmayabilir ama ben 99'lu bir gencim. 2017'de üniversiteye girdim. 18 yaşındaydım ve bu parayı kazanmıştım. Şu an bu işler yine var ama konsept ve ilgi değişiyor. Bakın, bu dünyada önemli olan tek bir şey vardır. Attention. People's attention. 1980'lerde bu gazeteydi. 2000'lerde televizyondu. 2011'de Facebook'tu. 2020'de TikTok. Bu değişir. Ama sizin bu için önemli olan tek bir şey var. Attention. İlgi. İlgi odağı. İlgi neredeyse para da oradadır. Başarı da oradadır dostlarım. Mesela bir influencer ünlü olduğunda neden para kazanıyor? İlgi var çünkü. İlgi. İlgi var. Mesela bu kahve. Karuba. Marka Karuba. Niye para kazanıyor? Üzerine bir ilgi var. İlgi neredeyse, ilginin nereye göç ettiğini görebiliyorsanız kazanan siz olacaksınız dostlarım. Mesela TikTok'a ilginin göç ettiğini, TikTok'un ileride çok büyük olacağından emindim. Emindim ama oraya ilk girenler olduğum için böyle bir başarı sağlayabildim. Mesela şu an girip aynı video ses gitti. Aynı videoları çeksem böyle olmaz. Anladınız mı? Böyle olmaz. Çünkü benden sonra başka bilgi kanalı çıktı. Başka çıktı. Başka çıktı. Şu an TikTok'ta 500 tane bilgi kanalı var. Yani ve hepsi birbirini falan tekrarlıyor. Ben nasıl aradan sıyrılmışım? Çünkü ilk başlamışım. İlk başlamak zorunda değilsiniz ama erken başlamadan olmak, ilginin nereye kaydığını görebilmek size çok büyük bir avantaj sağlıyor bu hayatta. Deniz Badi adı nereden geliyor dedim. Ne muhabbetler yaptık ama bence değdi dostlarım. Güzel bir muhabbetti. Bir soru daha cevaplıyorum. En çok gelen soru. Deniz Badi, ben bir şey deniyorum, olmuyor, pes ediyorum. Dostlarım, en büyük sorununuz sabır. Gerçekten sabır yok. Çoğunuzda sabır yok. Bakın, kendinize bunu yapmayın. Hayatın ne kadar uzun olduğunun farkına varın. İnsanlara şu cümlesinden nefret ediyorum. Hayat çok kısa, hemen bitecek. Ya nasıl kısa ya? Allah aşkına 80 yıl, 100 yıl yaşıyor insanlar ortalama. 70-80 yıl yaşıyor. Nasıl kısa olabilir? Bakın, 21 yaşındayım. Hayvan gibi şey yaşadım. 21'de hayvan gibi büyük hissediyorum. Bir sürü deneyim edindim. 80 yıl yaşayacağımı düşünmek, bundan 3 tane daha, bir tane daha bu kadar hayat yaşıyorsun. Sadece 40 yaşındasın daha. Sadece 40. Bir tane daha yaşıyorsun. 60'sın sadece. Bir tane daha yaşıyorsun. Anca 80 oldun. Bak ne kadar uzun. Her şeyi denemek için vaktin var. İnsanlar hemen olsun istiyor. Hemen deneyim. Çünkü neden biliyor musunuz? Diğer insanlara bir şeyler kanıtlamak istiyorsunuz. Bırakın ya, kanıtlamayın. Onlar sizi başarısız görsün. Onlar sizi gereksiz görsün. Onlar sizin başaramayacağınızı düşünsün. Çünkü onların böyle düşünmemesini istediğiniz için, onlara bir şey kanıtlamak istediğiniz için hemen olsun istiyorsunuz. Boş verin ya. 3 senede olsun. 3 ayda olmasın. 3 senede olsun. Sabredin dostlarım. Yani bu, çok alıyorum bu mesajı. Ya Deniz, işte ben şöyle bir marka başlattım. Kıyafet markası diyelim. 3 aydır yapıyorum. Satışlarım bu kadar düşük. Ya devam et. Başka şeyler dene. İnfluencerlarla reklam yapmayı dene. Instagram'a reklam ver. Başka kampanyalar dene. Dene. Dene ya. Ya aklıma bu geldi. Mesela başka şeyler de olabilir. Kimse şey diyor. Spora başladım diyor. 4 aydır yapıyorum. İstediğim fizik olmadı. Abi nasıl 4 ayda olsun? Sabredin biraz. Bu konuda lütfen sabredin. Çünkü gelen sorularda Instagram'da kaydırırken ellerimi de telefona siper ediyorum bu arada, rüzgar sesi size gelmesin diye. Umarım işe yarıyordur. Ellerim şöyle bir saattir. Instagram'da swipe ediyorum. Kaydırıyorum şeyi, soruları. En çok gelen soru, böyle böyle bir şey var, ne kadar sürede olur? Böyle böyle bir şey var, hemen olur. Ya da işte şey sorusu geliyor. Dostlarım. Ya buna şimdi bir şey diyemeyeceğim. Çok istiyorsunuz. Lisedeyim, Amerika'ya nasıl gelebilirim? Diyorum ki lisede gelmeniz çok zor ve pahalı. Üniversiteye kadar sabredin. Sabretmiyorsunuz ya. Bir sabredin ya. Hayat, bakın, sabretmeden olmaz. Süreci sevin. Sabredin. Neyse, bu video bir sürü soru cevaplarım diyordum. Hayvan gibi konuştum yine ama verimli konuştuğuma inandığım için paylaşacağım. Bu arada paylaşmadığım videom yok benim. Bir tane var. O videoda da işten kovulduğumu söylüyordum. O yüzden paylaşmadım. Eğer hala telefonumda duruyorsa paylaşacağım. İşten kovulduğumu söylemem yasaktı ya benim yaz boyunca. Şimdi yaz bitti, sıkıntı yok. Work and travel süresi bitti. Bugün resmi olarak bu arada Work and Travel'ın son günüydü. 31 Ekim. Vizeler Work and Travel için tamamen şu an bitti. Eğer hala Amerika'da kalıyorsa bir Work and Travel'cı, hiç işlem yapmadan, kaçaktır. Çok şükür bizim hani
kaçak değiliz yani. Tamamen yasalım, legalim. Güzel bir work and travel'dı. Herkese başarılıları için kutluyorum. Work and travel yapanları. Neyse dostlarım, şey videosu da gelir. Amerika'da sen nasıl kaldın, work and travel'a gittin falan diye. Bilenler zaten nasıl olduğunu biliyordur da. Onun da videosu gelir. Neyse, kendinize çok iyi bakın dostlarım. Öpüyorum hepinizi.